Kanalımdan herkese selamlar arkadaşlar. Ben Gül. Bugün koltuk kanepe temizliği yapacağım. Koltukları, kanepeleri silmek istiyorum. Sizin de koltuklarınız bu modelde ise, minderli ise minderlerimizin çıkararak makinede de yıkayabiliriz. E, fakat çıkarması, takması zor. Ben çıkaramam derseniz de benim gibi koltuklarınızı, kanepelerinizi silebilirsiniz fermuarı burada gördüğünüz gibi. Koltuklarımızı silmeye başlamadan önce süpürge ile iyice bir süpürmemiz gerekiyor. Köşelerde biriken tozları, kirleri süpürgenin ucu ile böyle süpürerek koltuğumuzu temizlemeye başlayalım. Süpürgenin ucu koltuğumuza zarar verir derseniz eğer ucuna Çorap geçirebilirsiniz, tül çorap ve lastikle sabitleyerek bu şekilde de koltuğunuzu süpürebilirsiniz. Şimdi ılık suyumuzu hazırlayalım. Koltuklarımızı ne ile silmeliyiz? Ben Arap sabunu kullanmak istiyorum. En iyi temizleyici olarak Arap sabununu tavsiye edebilirim. Diğer kimyasallar kanepelerin koltukların rengini değiştirebilir. Fakat Arap sabunu kesinlikle zarar vermez. Bir miktar şöyle kasemize Arap sabunu ekleyelim. Çok fazla eklemenize gerek yok. Şu şekilde bu kadar yeterli. Ve Arap sabununun kokusunu engellemek için de bir miktar limon sıkmak istiyorum. Limon kullanmanıza gerek yok. Ama ben e, kokusunu engellemek için şöyle birazcık limon kullandım ılık su ekleyeceğiz üzerine su çok sıcak veya soğuk olmaması gerekiyor ılık olması gerekiyor mikrofiber bir bez kullanacağız bu şekilde bir mikrofiber bez bu bez kirleri daha güzel çıkartıyor ve eldiven takacağız elimize her temizlikte olduğu gibi elimize eldiven takmamız gerekiyor elimizin zarar görmemesi için Mikrofiber bezimizi ılık su içerisinde yıkadıktan sonra koltuğumuzu temizlemeye başlayabiliriz. Önce görünmeyen bir yerde deneme yapalım şu şekilde. Bakalım renginde değişmeler var mı, atmalar var mı? Görünmeyen bir yerinde yapmamız gerekiyor bunu. Renginde değişmeler olursa eğer bunu kesinlikle yapmayalım, uygulamayalım renginde değişiklik olmazsa da temizliğimizi yapmaya başlayabiliriz. Koltuğun minderlerinden başladım ben. Arka tarafını, ön tarafını ve kenarlarını bu şekilde silerek devam edelim. Arada bir mikrofiber bezimizi ılık su ile yıkamamız gerekiyor. Koltuğumuzun üzerinde Fazla kirler, lekeler var ise koltuk kanepeyi yıkayanlara yıkatıyorsanız herhangi bir sorun yok zaten. Fakat ben kendim evde temizlemek istiyorum derseniz de eğer lekenin üzerine biraz daha fazla bastırarak, biraz daha enerji harcayarak lekeyi çıkartabilirsiniz. Koltuklarımızın üzerinde yağlı lekeler var ise eğer bu yağlı lekeleri de sıvı bulaşık deterjanı ile temizleyebilirsiniz. Markası fark etmiyor. Lekelerin üzerine bir miktar sıvı bulaşık deterjanı ilave ederek ve mikrofiber bez ile de üzerinden biraz bastırarak silebilirsiniz. Lekeler çıkacaktır. Lekeleri çıkarmak için ağır kimyasallar kesinlikle kullanmayın. Örneğin çamaşır suyu gibi veya başka deterjanlar, kimyasallar kullanmayın. Koltuğun, kanepenin rengini alır. Renginde değişmeler, açılmalar olur. Bu da koltuğun kötü görünmesine neden olur. Böyle ağır lekelerde koltuklarımızın zaten kılıfları çıkıyorsa eğer çamaşır makinesinde bulaşık tableti ile yıkayabilirsiniz çok fazla lekeler yok ise de eğer bu şekilde arada bir silerek koltuklarımızı temizleyebiliriz. Koltuklarımızın ahşap veya deri kısımlarını da aynı ılık su ile silebiliriz. Çünkü Arap sabunu zarar vermez, parlamasına neden olur. Deri kısımlarını da ahşap kısımlarını da aynı su ile temizlemeliyiz. Koltuğu silerken de çok fazla bezimizi ıslatmamalıyız. İyice sıkmamız gerekiyor. Bezimizi ıslak kullanırsak koltuğumuz çok fazla ıslanır ve kuruması da zorlaşır. Koltuğu sildikten sonra pencereleri muhakkak açalım, havalandıralım. Koltuğumuzun, kanepeğimizin kuruması gerekiyor. Nemli kalırsa eğer küflenir ve koltuğumuz zarar görür. Bu nedenle iyice kuruması gerekiyor. Temizliğimizi bitirdik. Videomu beğendiyseniz eğer beğen tuşuna basabilirsiniz. Yeni videolarda görüşmek üzere.